rasyonel adımlardan kastedilen sadece faiz artışı olunca, başka hiçbir önlem alınmayınca bu da çare olmamış gibi gözüküyor. Şimdi gözler bir kez daha merkeze çevrildi. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani fazla rasyonellik bozuyor bu ekonomi yönetimini. Bunu görüyoruz. Zaten ben en baştan biraz şüpheyle yaklaştım. Biraz izleyelim bakalım dedim ama sanki dedim bunlar enflasyonla mücadele ediyormuş gibi yapacaklar. Faizi bir miktar artıracaklar. Çünkü gelen kişilerin profiline de baktınızdır. İşte Hafize Gaye Erkan olsun, Mehmet Şimşek olsun. Ya bu sayede de belki dışarıdan çok aranan o dış kaynak bulunacak. Ve o sayede de tekrardan fazla bir faiz artışı yapmadan mevcut ekonomi politikası birazcık böyle çok gevşekten daha az gevşeğe çekilerek devam edilecek diye şüphelerim vardı. Bu şüphelerimde de zaten haklı olduğumu da işaretlerini almaya başladım. Yani özellikle İş Bankası Genel Müdürü'nün faiz artışlarının Ocak ayında sonlanacağını aylar öncesinden bildirmesi, daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün faiz indirimlerinin hiç konuşulmaması gerektiği bir an, faiz indirimlerinin 2024'te yazdan sonra başlayacağını, yani sonbaharda görebileceğimizi söylemesi. Tamam dedim ben. Yani demek ki bunlar bu 45'e kadar getirecekler. Çünkü o 45'i de yabancı söylemişti zaten. Temmuz ayında bir yabancı raporunda dediler ki bu faiz 45'e gelmesi gerekiyor. Ama adam onu Temmuz ayı için söyledi. Yani Temmuz'da 45'e getirseydi evet bugün problemleri çözebilirdi. Ama çok uzun süre negatif reel faizde inat ettiler kademeli çıkartacağız diye. Ve ben de zaten Aralık ayında bu işin 45, Ocak ayında da 50'ye çıkması gerektiğini söylüyordum. Çünkü o asıl önden yüklemeli olan yapılmamıştı. Böyle olunca tabii bu enflasyon lobisi çok güçlü Bilgi Hanım. Yani bu sadece bir grup iş insanı falan gibi bakmamak lazım. Enflasyon yüksek olursa karşılığında mevduat faizi de bunun üzerinde ya da en az bunun kadar bir getiri getirmediği zaman insanlar alternatif yatırım araçlarına yöneliyorlar. Bunlardan bir tanesi de borsa oluyor. İşte sırf borsa çıksın diye bazıları da böyle yorum yaparken aslında faiz artışından ziyade metin önemli, metin ne kadar şahin olacak, metine bakacağız falan gibi böyle bir rasyonelliği olmayan, bir ekonomik sebeplere dayanmayan şeyler söyler. Metin ne önemi var Allah aşkına? Yani karşınızdaki şey Federal Reserve mi? Avrupa Merkez Bankası mı? Şimdiye kadar bir sürü şeyler yazılmış metine. Biz o metinde politika faizi enflasyonun üzerinde oluşmaya devam edecektir diye 6 ay yazıldığını, sonra faizin indiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu faiz zaten Ocak ayında 50 olmalıydı. Şubat ayında olmadı, Şubat ayında 50 olmalıydı. Şimdi bugün 50 olmalı deniyor. Bence bugün 50 artık biraz az kalmış olabilir. Yani çünkü çok zaman kaybedildi. Ama bugün yani yarın da artık bu 50'yi yapmayacaklar gibi gözüküyor. Yani hiç faiz arttırmamak niyetindeler. Sürekli olarak baz etkisiyle düşeceğini altını çiziyorlar. Zaten baz etkisiyle düşeceksin. Niye faizi arttırıyoruz anlayışı var. Yani çok ne diyeyim, kötü. Demin emeklileri de anlattınız. Daha kötü olacak. Yani isterdim ki daha bir pembe tablo çizebileyim ben ama artık geçti yani. Şimdi tabii bir yandan da ya bütün aslında beklenti dış kaynak bulunması ve dövizin özellikle doların dizginlenmesi üzerine kurulmuş gözüküyor. Yani yurttaşın aslında ekonomi iyi mi kötü mü gidiyor diye baktığı en temel unsurlardan bir tanesi dolar. Dolar ne kadar bu takip ediliyor. Hal böyle olunca işte bu noktaya geldik. Atılması gereken adımlar zamanında atılmadığı için bir işe yaramıyor. Şimdi bir yandan da Sayın Şatıroğlu, eski Merkez Bankası'nın baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara dün bir grafikte paylaşım yaptı. Hatta arkadaşlarımızdan rica edelim. O paylaşım da gelsin ekranlara, bu grafikle anlattı. Bir yandan da döviz yakmaya devam ediyoruz. Şöyle söylüyor Hakan Hoca, son 4 haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış gözüküyor. Oysa ki döviz satılmadığını söylemişti bir önceki Merkez Bankası, satılmayacağını söylemişti Hafize Gaye Erkan. Bu tabloyu nasıl yorumlarsınız? Bu yakılan dolarlar
kimin dolarları ve işe yarayacak mı kuru dizginlemek için? Şimdi zaten asıl yabancının, yatırımcının da dikkat ettiği, analistlerin dikkat ettiği şey bu, rezerv. Yani bizim insanımız dolar kuruna bakıyor, oradaki tabelaya bakıyor. Onlar rezerve bakıyor. Ve bu rezerv zaten çok kötüye gittiği için artık bilmiyorum, bunu konuşmaya bile gerek yok. 20 milyar doları satmışsın. Yani bu kadar dövize ihtiyaç olan bir ortamda, rezervi arttırmak gereken bir ortamda bunu satmışsın. Hala daha faizi arttırmam diyorsun. Bunun artık rasyonellikle bir ilgisi var mı? Bu konuyu zaten biz de konuştuk ve meslektaşımla cuma günü bir yayında ve ondan sonra cumartesi günü Goldman raporu geldi. Goldman raporu da diyor ki yani bu kadar rezerv kaybedildiğine göre artık faizi arttırman lazım yani. Faizi arttır ki TL biraz daha cazip olsun. İnsanlar gidip dolar almasın. Desin ki en azından ben bu şeyden, faizden bir şey kazanabilirim, dolar almama gerek yok desin yani. Ama tabii dinleyecekler mi? Çünkü dediğim gibi fazla rasyonellik ekonomi yönetimini bozuyor. Evet, şimdi peki çare olacak mı, onu da yanıtlarsanız çok seviniriz. Piyasalarda çok hareketli, seçime doğru özellikle bu son 11 gün içerisinde. O zaman rezerv yakmaya devam mı edeceğiz biz? Merkez Bankası'nın eğer yine faizi sabit tutma kararı gelirse. Tabii yani çünkü ne kadar yakıldığı belli. Eldeki yani mühimmat da belli. Bu bizi seçime kadar götürür nasıl olsa diye düşünüyorlar demek ki. Elbette devam edecekler yani. Yani zaten iş buraya gelmezdi bu mantıklı bir şeyler olsaydı, rasyonel bir iş olsaydı. Tabii ki öyle olacak. Yani bazı şeylerde insanlar niye değişiklik bekliyor ki, ben anlamıyorum. Emekliler şimdi işte protesto ediyorlar. Yani tabii ki emeklilerin durumu daha kötüye gidecek. Yani tabii ki kıyma belki sene sonunda olmasa işte 2025 başında 1000 lira olacak. Yani tabii ki bu rezervlerde yakılacak. Yapacak bir şey yok. Bunun kararı Mayıs ayında verildi zaten. Türkiye bunu tercih etti ve Türkiye de kaybetti. Seçimin kaybedeni Türkiye oldu yani. Ne yapılabilir ki bu saatten sonra? Tabii çok 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 önemli. Şimdi o zaman şunu da soralım bir ekonomist gözüyle. Çünkü ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil elbette. Yani seçimlerde de bunun bir mesajının verilmesi önemli. İfade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi bu anlamda önemliydi. Peki şimdi önümüzde yerel seçim var. Burada bir mesaj olarak yorumlamak mümkün olur mu sizce? Bu anlamda baktığımızda. Şimdi zaten seçim yani bütün bu Merkez Bankası'nın yapması gereken faiz artışını yapmaması, satmaması gereken doları satması, işte simit zamlarının bile seçim sonrasında ertelenmesi, pide bilmem nesi, yani KDV'de bazı istisnaların kaldırılarak işte %1'lerin 10 veya 20'ye çıkartılacak olmasının seçim sonrasına bırakılması ne demek? Ne demek? Yani Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Sayın Cumhurbaşkanı demek. Yani burada ikisinin arasında geçen bir yarıştan bahsediyoruz. Ek olarak işte il genel meclisiydi, muhtarlıktı, şuydu buydu, başka illerdi falan var ama asıl olay bu yani. Bu durumda da Ekrem İmamoğlu kazanacak olursa ve diğer yerlerde de o il genel meclis oylarında falan AK Parti MHP oyları düşecek olursa tabii ki o zaman bunu şöyle de bakılabilir. Evet yani bak bu şeyden gidişattan memnun değil halk. Ekrem İmamoğlu da tekrar seçildi. Diğer illerde de oy kaybı oldu. O zaman iyi mi olur dersiniz? Yani bence şöyle de olabilir. Çünkü bu seçim son seçim değil. 4 sene boyunca hiç seçim olmayacak sözleri bence çok anlamsız. Bu seçim önümüzdeki seçimlerin ilki. Bundan sonra belki referanduma da gidilecek. Anayasa referandumu seçimi olacak. Zaten MHP'den açıklamalar geliyor. Erken seçime gidilebilir, Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa seçilsin diye veya anayasa değişikliği yapılabilir diyor. Hatta ikisi birden bile olabilir. Yani önce referanduma gidilir, bir sene sonra işte seçim kanunu değiştirilir, bir sene de geçer aradan, ondan sonra erken seçime gidilir falan. Öyle şeylerin hepsi olabilir. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu kazanmış, Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybetmiş. Belki bu fatura Mehmet Şimşek'e kesilecek, belki Fatih Karahan'a kesilecek.
Onlara kesilmeyecek belki ama onlara da belki denecek ki açım kesenin ağzını. Yani o kadar çok belirsizlik var ki. Yani tabii ki insanların sesini çıkartması iyi bir şey. Böyle gitmez ama biraz geç oldu. Çünkü ben hatırlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki emekli, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyeceğiz demişti. Yani bugünkü parayla 17.002 lira olacaktı emekli maaşı. Emekliler bunu bir kısmı tercih etti ama çoğunluk tercih etmedi. İstemediler 17 bin lira maaşı. O zaman Kurban Bayramı vardı. Kurban Bayramı'nda da 15 bin lira emekli ikramiyesi vereceğim dedi. O da o zamanın parasıyla, yani onun üzerinden gelen enflasyonu da bugün katsanız. Nerede 3 bin lira, ne bugünün 3 bin lirası, nerede o günün 15 bin lirası. Bunu istememiş adam. Yani daha ne yapacaksınız ki? Ben istemem diyor. Ben taş yerim diyor. Erdoğan'ı yedirmem diyor. O zaman yiyeceksin taşı. Yapacak bir şey var mı yani?